İyi akşamlar Kartonsan Günlük Grafik Aylarca düşüşünü izledik e, 50 ortalama hep 50 gün ortalaması geçilmeli geçilmeli. ve en son video yaptığımda dirençteydi. 24'ünde pazar günü bir video yapmıştım. E, oradan sonra geri kalan günlerin hepsini 50 gün ortalamasının üstünde kapatmayı başardı. Tabi düşmeye başladığından beri yani ocak ayından beri 50'nin altına sarktığından beri ya da öyle söyleyelim. tam 10 ay oldu. 10 ay sonra ilk defa e, o ortalamanın üstüne atabildi ve en azından durabildi orada kartonsal. Şimdi bir e, 49 lira desteğini varsayarak bir yükseliş trendinin devam etmeye çalıştığını söylemek mümkün. Henüz 55'in üstüne bir kapanış göremedik. Yani yeni bir tepe yapmada biraz başarısız oldu. Yani oradaki direnci kırmada 55 direncini. Yaklaşamadı bile hatta. Yani şurada 54 küsür olması lazım. 54 ton en yüksekteki gelebildiği yer. Dolayısıyla devam eden günlerde bundan sonra aşağıda 49 e, tabi bu destekte yani 44 desteğinde falan alanlar varsa onlar için belki biraz daha anlamlı olabilir. Tabi yukarıda kalanlar için zor yani henüz bir şey söylemek çok zor. 49 desteğe baz alınarak e, 54'ün 55'in üstüne kapanışlar aramak bundan sonra. Yani teknik olarak eğer buna 55 lira ve üstünde fiyat verilmeye başlanırsa Oradaki destekte de, daha doğrusu 20 üstselinin çizeceği bir trendle takip etmek mümkündür. 8 üstsel çok yakın. Yani onu şu an takip etmek çok anlamlı değil. Yatay biraz bu. Yani çok böyle sert bir hareket olmadı. O yüzden 8 üstseli şimdilik çok baz alınmaz. Ama 20 üstsel daha uygun. 49.35 şu anki fiyatı. Tabi yarın değişir. Bu ortalama takip edilebilir. Olumlu olan diğer başka bir şey de bir miktar hacim artışı gözlüyoruz. Aylık ortalama da biraz e, yukarı doğru hareketlendi. Yani a, aylık ortalamayı da yukarı kaldıran bir hacim artışı bu. Bu olumlu en azından bir trade eden var. Bunu söylüyor bize. Daha önce en son şu kısımda biraz hacimlenmişti ama 50 ortalamaya takılmıştı. Gördüğünüz gibi geçememişti Nisan e, 2021'de. Orada da 45'ten 69-70'e kadar bir hareket almıştık. Tabii majör destek 44 geçerli onu söyleyeyim yani gelebildiği en dip nokta orasıydı. O alan hala geçerli ya. Çünkü altına bir giriş olursa piyasanın hala satıcı tarafta olduğunu, satıcıların güçlü olduğunu daha doğrusu söylemek mümkün olur. O yüzden hani e, çok sabırlı arkadaşlar 44 liraya kadar tabi bir kafalarında stratejide kurabilirler. 59 lira 200 gün ortalamamız e, yani üst, altına gireli bayağı oldu onu da. Mayıs'ta altına girmiş üstüne tekrar çıkılması durumunda olumlu karşılanabilir ve diğer dirençlerde takip ederiz yani 59 kırıldıktan sonra özellikle 69'a bir yakınsa ama 70'e doğru bir hareket ihtimali artabilir. Tabi az bir getirisi yok yani aşağıdan alanlar için çok da iyi bir getirisi olur böyle bir hareket. RSI Yine düşüş başladığından beri ilk defa 64, 65, 70 RSI okuduk burada. Alıcıların biraz daha momentum kuvvetli olduğunu, alıcıların hala istekli olduğunu gösteriyor. Şu anda da olumlu bir yerde mak bakıyoruz. O da al keseli ne zamanmış? 12 Ekim'de al kesmiş. Hala da o al pozisyonunu korumaya çalıştığını görüyoruz. Biraz bir takılma oldu e, bu kısımda. Yani bu hafta aslında güzel bir hava da vardı. Yani biraz daha yukarı hareket edebilirdi ama 54 civarından bu 54 55 e uzanamadı bile. Ben 55 diye tahmin söylüyordum. O civardan biraz satıcı geldi. Yani bir an evvelde çok sallanmadan geçerse bir taraftan e, iyi olur kanaatindeyim. Yani bir an evvelden kastım hemen bir günde iki gün sonra değil ama çok böyle sündüğü zaman oradaki fiyat hareketi e, yavaş yavaş alıcıları da şeye sokuyor. Genelde yani grafiğe bakan alıcılar direnç kuvvetli diyor. Yani bir bir miktar izlemede kalmak daha iyi olur diye düşünebilir orada piyasa. Onun için bazen dirençte böyle çok uzatmamak iyidir. Söylenebilecek daha farklı bir şey yok karton sen için. Bakalım bu akım devam edecek mi nereye götürecek? Umarım e, burada zararda olduğunu bildiğim takipçiler var yazıyorlar arada sırada. Yani umarım biraz bir hareket eder de çok kilitli insan da kalmıştır. Yani e, yazık parası bekliyordur orada işi olan, gücü olan vardır. Bir miktar en azından enflasyon kura karşı olmasa bile TL bazında zararlarını çıkartırlar. Herkese iyi akşamlar.